Toplantıdan sonra dosyaya tekrar bakalım. Unutturma. Siz iyi misiniz baba? Canım Cüneyt'e sıkkın biraz. Tuncay'a emanet ettim ama onun da aklı bir karış havada. Sen büyüsün. Konuş onunla. Toparlasın artık kendini. Bunca sıkıntının arasında bir de Cüneyt'in hatalarıyla uğraşamayız. Ne kadar üzgün olduğunuzun farkındayım. Belli etmemeye çalışıyorsunuz. İşi kızgınlığa vuruyorsunuz ama Cüneyt'e ayrı düşkünsünüzdür bilirim. Şu koca hayatta her şeyi gözüm kapalı teslim edebileceğim tek kişi o. Cüneyt'in yeri bambaşkadır bende. Cüneyt bugüne dek bir an bile ailesini yalnız bırakmadı. Kendisi için yaşamadı hiç. Şimdi bir sorsuzun yüzünden düştüğü durumu gördükçe... Hep doğru kadını buldunuz sandı. Tamam, Selin de onun için bir hayal kırıklığıydı ama... Feride kadar yıpratmadı onu. Benim oğlum öyle doğru ki. O kadar iyi niyetli ki. Herkesi kendisi gibi sanıyor. Her defasında bir yanlış insan bulup bağlanıyor. Ve her defasında toparlaması daha zor oluyor. Erman. Git konuş onunla. Dinler seni. Büyüsün. Yalnız bırakma. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Diyecek bir şey yok. Allah onu ıslah etsin. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Güle güle. Güzel kızım. Şunları Feride'ye veriversen. Veririz tabii. Veririz. Birkaç öteberi koydum içine. Kafa kağıdı falan burada kalmış. İyi günler. İyi günler. Güle güle çocuklar. Selam. Merhaba. Cüneyt. Merhaba Eylül. Merhaba. Öğleden sonraki görüşme hakkında konuşmamız lazım. Olur. Görüşelim abi. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ ol. Müşteri aslında seninle görüşmek istemiş ama beraber gitsek daha iyi olur diye düşündüm. Olur. Görüşelim. Kemal Bahar'la, ha? Sevgi ablanın kızıyla. Hay Allah'ım ya. Tabii onlar mahallede tanıştı, değil mi? Kemal Berat'a gidip gelirken. Ne yapacağım ben Yıldız abla? Ağlama bir tanem, ne olursun. O kız Kemal'i ayarttı. Biliyorum. Gözü onun parasında. Kemal'i sevmiyor. Sadece onu kullanmak istiyor. Hay Allah'ım ya. Yeter artık. Ben Kemal'siz yaşayamam. O olmadan yapamam. Ne olur geri dönsün bana. Kemal hadi kardeşim gidelim bak donacaksın burada ya. Ya Kemal inat etme. Hem bak böyle yaparak kızı mahalleye rezil ediyorsun. Ya abicim. Benim başka çarem yok. Onu seviyorum. Beni affedene kadar da buradayım. Ya tamam. Bak gel gidelim. Sonra tekrar gelir konuşursun. Ya Berat.
Şimdi gidersem onu bir daha göremeyecekmişim gibi geliyor. Israr etme sen de daha fazla. Git kardeşim, bekleme. İyi tamam. Ben bari bir hoşça kal diyeyim o zaman. Ya. İkna edemedim. Bu arada Handan'la ayrılmışlar. Sana söylemiştim. Kemal seni seviyor. Berat, yani nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Eminim işte. Sen inat, Kemal inat. Sen de bir karar ver artık. Yani durumu kötü. Hastalanıp yataklara düşecek. O zaman göreceğim seni. Ben şahidim. Kemal seni seviyor. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buna inanabiliyor musun Oğuz? Bizim Feride. O saf temiz dediğimiz Feride. Ya ben hala pek ihtimal veremiyorum. Bir terslik var bu işte. Vermezsin tabii. Artık bu evde kalamaz. Ya inanamıyorum sana ya. Arkadaşın senin, dostun. Nasıl bu kadar peşin hükümlü olabiliyorsun ya? Daha neler olduğunu sormadın bile kıza. İşte durum böyle senin anlayacağın. Tamam. Görüşmeyi ben yaparım abi, sen merak etme. Ya güven bana. Farkındayım. Bir ara hepinizi huzursuz ettim. Ama şimdi daha iyiyim. O dediğin söylemekle olmaz. Gerçekten iyi hissediyor musun kendini? Bak Cüneyt, kimsenin senden iyi olmanı beklediği yok. Senin yerinde kim olsa böyle olurdu zaten. Kaldı ki sen maşallah kuvvetli görünüyorsun. Ama insan böyle zamanlarda boşluğa düşer. Hata yapar. Hata hatayla tamir edilmez Cüneyt. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Sakın çivi çivi söker deyip de başka aşklara yelken açma. Ya da ne bileyim, tek gecelik hatalar yapma. Anladım abi. Sağ ol. Dediğim gibi, şimdi çok daha iyiyim. Şimdi görüşme için hazırlık yapmam lazım. Efendim Yıldız. Evet, şirketteyim. Ya Fermancığım, sen kaçta çıkacaksın? Ha yok, merak edilecek bir şey yok. Ben Kemal'e bakmak için Berat'ın mahallesine gideceğim. Biliyorsun Handan pek iyi değil. Hani yalnız kalsın istemiyorum. Sen çıkar çıkmaz gelirsen. Ha. Bakayım dur. Uyuyor uyuyor. Ama yine de ne olur ne olmaz. Tamam canım. Sağ ol Ferman. Çok sağ ol.
Vallahi ben senin yerinde olsam çoktan çıkıp affettiğimi söylerdim. E çocuk her şeyi anlatmış, pişman da. Hayır, bu neyin inadı anlamıyorum ki. Abla, çık dışarı affettiğini söyle. Ay dondu çocuk ya. Ne oldu? Gitmiş mi? Sonunda pes etti tabii. Sevgi teyzeye teşekkür ettiğimi söylersin. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sen Kemal'i böyle beslemeye devam edersen bu çocuk buradan hiç gitmeyecek. Ferman abi de gelir birazdan. Kurtarır beni. Gecikmez umarım. Bakalım senin için kendimi öldürmeye kalktığımı duyunca ne yapacaksın Kemal? Çok merak ediyorum. Ya sen nasıl bir insansın ya? En yakın arkadaşın hasta, sokakta kalmış. Ona böyle sırtını mı döneceksin? Evleneceği adamı soymaya kalkmış Oğuz. Aldatmış. Anlamıyor musun? Kendisiyle konuşmadan yargılayamazsın. Bence sen kendine bahane arıyorsun. Herkes nişanlısını aldatabilire kılıf biçiyorsun gibi geldi bana. Ebru, sen saçmaladığının farkında mısın? Saçmalamıyorum. Ya ne yapıyorsan yap, umurumda değil artık. Karışmıyorum ben. Yemek hazır. Siz yokken bir şeyler hazırlamıştım. Acıkmadınız mı yoksa? Konuşmamız gerek Feride. Ben yapamayacağım. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağım. Öylece gittiğim için özür dilerim. Dün gece. Yani her şey birdenbire oldu. Eylül. Bak, beni yanlış anlama ama. Hata olduğunu düşünüyorsun. Senin için öyle belli ki. Ama benim için değil. Sen de beni yanlış anlama Cüneyt. Her önüne gelenle yatan bir kadın değilim. Senden bir şey beklediğim de yok. Hakkımda yanlış düşünme yeter. Mümkünse bu aramızda kalsın. Yani ne yalan söyleyeyim, bu kadar inatçı olduğunu bilmiyordum Bahar. Tamam, kızdın sen bu çocuğa, biliyorum. Ben de kızdım. Bir annenin kızına bunları söylemesi de ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Seviyor musun kızım sen bu çocuğu? Bak, bu Ayaz'da senin bir sözün için sabaha kadar kapıda bekledi ha.
Seviyor kızım bu çocuk seni. Bırak şunu da beni dinle. Biz toyken annem anlatırdı. Bir prenses varmış. Zamanın birinde. Padişahın askerlerinden biri bu kıza aşık olmuş. Durmuş, duramamış, kalkmış, gitmiş. Prensese açılmış. Demiş, böyleyken böyle, böyle, böyle. Ben senin aşkından mecnun oldum. İnanmamış prenses. Demiş, vallahi 100 gün 100 gece kapımda beklersen o zaman evlenirim seninle. Asker bir sevinmiş. Bir sevinmiş, aman bir sevinmiş. Havalara uçmuş. Hemen o gece başlamış beklemeye. Bir gün, 2 gün, 3 gün, kar, yağmur, çamur. Asker bekliyor. Mevsimler dönmüş. Asker beklemiş. Sonra 90. gün. Artık o kadar yorulmuş. O kadar acı çekiyormuş ki böyle acısından gözünden yaşlar geliyormuş. Ama gitmiyormuş. Bekliyor kapıda. 99. günün gecesi asker çekmiş gitmiş kapıda. Yani anne. Yani ne demek bu? Yani şu demek. İnsanız kızım. Kimseyi bu kadar sınamaya gelmez. Tam yaklaştım sanırsın. Kaybedersin. Neden gelmedi bu adam hala? Ulaşamıyorum. Hala çıkamadım. İşim uzadı biraz. Gecikeceğim, haber vereyim dedim. Görüşürüz canım. Olamaz. Allah'ım yardım et. Ne yapacağım ben? Abla gönderdi. İçinde birkaç parça kıyafetin varmış. Kimliğin falan. Oraya niye gittiniz ki? Seni o halde görünce dayanamadım. İyi ki Cüneyt'e gitmemişim. Zühre teyze her şeyi anlattı. Dinledik bütün maceralarını. Ebru. İnanmadınız değil mi? Bütün bunları gerçekten benim yaptığıma inanmadınız. Elbette inanmadık Feride. Yemin ederim ben kötü bir şey yapmadım. Ebru, sen benim her şeyimi bilirsin. Ama bu sefer söylemedin. Sakladın. Suçlu olmasan?
Ebru yeter ama ya. Anlatamadım. Çünkü... Çünkü yüzün yoktu. Sen çok çekici, güzel bir kadınsın. Ama biliyorsun... Yaşadıklarımın en yakın tanığı sensin. İyi gelmem ben sana. Sadece üzerim. Cüneyt yeter artık, daha fazla açıklama yapma. Senden bir şey beklediğim yok. Yaşadıklarımın sorumluluğunu taşıyabilirim. Ama şunu bil. Bunu ikimiz de istedik. Senin aksine ben bunu hata olarak görmüyorum. Sen de kendini hiçbir şey için mecbur hissetme. Eylül, ben senin arkadaşlığını kaybetmek istemiyorum. Ben de. Ama artık çok zor. Yaşadıklarımızı unutmamı istiyorsun benden. Bunu yapamam ki. Ben öyle tek gecelik ilişkiler yaşayan biri değilim. Kaldırmaz yüreğim. Üzgünüm ama artık sadece arkadaşım değilsin. Öyle bakamam sana. Bunu istemem ben de. İnanın doğru değil hiçbiri. Diyelim sana inandım. Aileme nasıl açıklarım bu durumu Feride? Annemle Zühre teyze görüşüyorlar. Olanları öğrenir. Burada kaldığımı duyarsa mahvederler beni. Kusura bakma. Gitmemi istiyorsun. Tamam. Haklısın. Seni zor durumda bırakamam. Hem ne bekliyorum ki ben? Sevdiğim adam bana inanmadı. Sizin inanmamanız çok normal. Ya Feride dur. Ebru konuşsana. Yorma kendini. Ebru haklı. Her şey için teşekkürler. Çay getirdim. Isıtır. Çayla üşümem geçmez ki. Eve gel o zaman. Sobayı daha yeni yaktık. Öyle de geçmez. Geçer geçer. Hem dışarısı soğuk. Hadi içeri girelim. Bahar. Dışarıyı bilmem ama... benim içim seni gördüğümden beri yanıyor. Affettin mi beni? Kemal, bunları böyle dışarıda konuşmayalım. Hadi içeriye girelim. Affetmeyeceksin sen beni, belli. Kemal, ben... Sen etraftakilere rezil olmamak için çağırıyorsun değil mi beni içeri? Ben de sanmıştım ki sen de beni seviyorsun. Neyse, özür dilerim. Kemal, gitme. Yardım et. Allah'ım.
Ölüyorum. Kemal, gitme. Neden? Çünkü seni seviyorum. Ne dedin sen? Seni seviyorum. Evet, biliyordum. Ya Kemal, ellerim buz gibi olmuş. Ya benim yüzümden hasta olursan kendimi asla affetmem. Yok, olmam. Daha hayatımızda asla yalan olmasın, tamam mı? Olmayacak. Söz veriyorum sana. Olmayacak Bahar. Affettin değil mi beni?